kişilerin sorularını yanıtlamak zorundayım diye yola çıkıyorum. Yani benim yorumum ağırlıkla burada başlıyor. Yani ben eğleneyim, alternatif olayım, her şeye küfür edeyim. Var çünkü öyle şovmenlerimiz. Seyircisi de gelsin, bana görsün, parasını da versin de şey yapıyor. Ben bir yandan da para kazanayım diye de düşünülebilir. Nitekim var gerçek yani burada. Ama bizlerin daha orada değiliz, daha öyle hakkımız yok diye düşünüyorum. Hem ülke adına, hem kendi insan kimliğimiz adına. Gerçekten sanatta devrim yapılmaz, bana göre yapılmaz ama sanat insanın dönüşmesi de değişmek de diyelim ona belki. Ama dönüşmesinin çok büyük katkısı yok mu? O zaman neyin katkısı var? Biz onu tartışalım yani. İnsan değişmezse toplum değişmez mi? İlla savaşlar, devrimler, ihtilaller ya da açlıklar mı değiştirecek? O zaman niye dünyadaki bunun peşinde? Bu kadar işte orkestralar, bu kadar tiyatrolar, onlar bunlar niye var? Yani bir bakan zorlamıyor, ne zorlamıyor ya da sadece eğlenme amacıyla mı var diye de bakmak gerekiyor. Bana sorarsan etkileniyoruz. Hatta biz komşumuzdan bile etkileniyoruz. Trendeki yolcudan bile etkileniyoruz. Ama işte insanlar yoğunlaştırıyor. Bir şaşırıya baktırıyor. Etkiyi daha yoğun bir yaşam. Billurlaştırıyor bize. O billur haliyle sunuyor. Ya da paylaşmamızı ya da eleştirmemizi istiyor o. Böyle böyle biz daha ötelere gidebiliyoruz. Kendimizi ve dünyayı olumlu artı değerlere doğru taşıyabiliriz diye varsayıyorum. İşte şimdi bu bizi neye getiriyor? İşte komşudan etkilenir diyor. Komşusuna bakarım. İyi komşudan etkilenmek var, kötü komşudan da etkilenmek var. Bu iyi sanat var. Çocuklar arasındaki etkileşime baksanıza arkadaşından ne kadar kötü etkileniyor. Yani o zaman gene yani evet, nasıl bir sanat, sanatın karşısında nasıl etkilendiğine bakar. Her zaman doğru etkilenmiyoruz. Doğrusu ne? Kime göre doğru filan. Yapan adam kendisi insan olmuşsa evvela yani insani değerlerini taşımışsa, kafası çalışıyorsa, ne bileyim de duyguları gelişmişse, düşünmeyi biliyorsa, çok yönünü görebiliyorsa, çelişkileri görebiliyorsa, yani şöyle bir adam olmuşsa diyelim, onun yaptığı iş kendini eğlendirmek için bile olsa, şimdi böyle köşe yazarları var böyle, iyi köşe yazarları, bazen doğru sıvır yazılar yazıyorlar ama onlardan insan o kadar çok şey alıyor ki çünkü adam o kadar kendini yetiştirmiş ki ne söylese hoş söylüyor. Hem eğleniyorsunuz hem bir sürü mesaj geliyor insana. Onun için sanatı şunu deneyim diye yapmak değil de yetişmiş insanlar şiir söylerken de, konuşurken de, sohbet ederken de, yahut yazı yazarken de, hevesi yeteneği varsa ondan insandan insana geçen bir şey varmış gibi geliyor. Bilmiyorum son zamanlarda. Gördüğüm oyunlarda hep bakıyorum, yetişkin sanatçının yaptığı şey bana bir mesaj iletiyor. Yani beni adam ediyor.